Merhaba ben benim Füksümer. E, bu çalışmamızda NCIS Workbench'te Kontak Offset Kontrol göreceğiz. Yani temas mesafe kontrolü. E, bunu daha önce e, arşivlemiş olduğum bir dosyadan, e, dosya üzerinden bir model üzerinden e, gerçekleştireceğiz. File diyorum, e, Restore arşiv diyorum. Ve modelimi seçiyorum, Contact Interface yani temas e, temas arayüzü. Buraya çift tıklıyorum. E, gelen pencereyi aynı isimle kaydediyorum. Ve gelen e, pencereyi e, OK diyorum. Evet, burada karşımızda e, Static Structural e, şemasını görüyoruz ve e, Solution ve Result dışında e, Setup, Model, Geometri ve Engineering Data'nın tanımlı olduğunu görüyoruz. Model'i sağ tıklayıp e, Edit diyorum ve modeli e, montajımı e, Mechanical sayfasını açıyorum. Evet, burada e, montajımız e, bir vana ve piston e, grubunu temsil ediyor. İrvana bir valve ve piston montajı. Burada varsayımlarımız bu pistona bir kuvvet uygulayacağız. Şu yüzde yukarı doğru y yönünde 20 Newton'luk bir kuvvet uygulayacağız. Buradaki vana deliklerini 4 deliği fix support diyeceğiz. Zaten static structural unsur ağacına baktığımızda bu sınır şartlarının atanmış olduğunu görüyoruz. 20 tonluk bir kuvvet, fix support, 4 delik iç yüzüne, 4 adet fix support olarak sabitlenmiş, ve remote displacement verilmiş, buradaki vana iç yüzeyine, sadece solution, yani total deformation ve equivalent olan stress değerlerini isteyeceğiz. Burada amacımız şu, şu yüze tıklayalım şurada x'e tıklayalım evet düz olarak modeli karşımıza alalım ee, burada e, silindir e, yani piston silindiri ve e, vananın e, deliği arasında bir boşluk görüyoruz 0.39 mm'lik bir boşluk var bu bölgede ee, burada e, şöyle connections'dan e, contacts'lara girelim frictionless olarak tanımlıyoruz zaten tanımlı olarak geldi bu e, piston ve e, valve arasında e, frictionless olarak Definition tamlama tipi Sürtünmesiz e, Sürtünmesiz olarak tanımda Burada e, aşağıda bizim değiştireceğimiz değer Burada Offset 0 mm Biz e, buradaki e, deliğin Boyutuna göre buradaki Offset'i Değiştireceğiz Ama ilmo ilk olarak e, Normal e, sınır şartlarında e, Bu sınır şartlarında bu modelin e, Deformasyonunu görebilecek miyiz onu e, analiz edelim. Soluşunu e, sağ tıklıyorum ve e, çöz diyorum. Evet burada e, 20 N'lık bir kuvvetle pistonun e, yukarı doğru e, kuvvet uygulandığını, bu kuvvet uygulandığında başlangıçta pistonun e, serbest durumda olduğunu e, kabul ediyoruz. 0 milimetrelik e, offset, yani offset değerini değiştirmedik. Ve burada e, arada bir boşluk var. Valve ve piston arasında. Evet, çözüm tamamlandığında karşımıza uyarı mesajları geliyor. Bu uyarı mesajlarının sebebi e, katı cisim hareketini belirten e, bir mesa mesajlar aslında. E, bu pistonun e, burada friction support olarak tanımlı ancak temas etmediği için yüzde ara yüzlerde boşluk olduğu için e, burada pistonun hareketini göreceğiz. Total Deformation diyorum. Ve pistonun aslında vana'dan ayrıldığını görüyoruz. iki parçanın birbirinden ayrılmış olduğunu beklediğimiz gibi. Burada 16.530 mm uzakta olduğunu görüyoruz pistonun. Şimdi sınır koşullarına tekrar gidelim. Static Structural diyelim. Burada sınır koşullarını görüyoruz. Burada yapacağımız şey buradaki piston ve eee valfin e, valf deliğini arasındaki boşluğu belirlemek. Ya yani buradaki boşluğun e, kaç milimetrelik bir boşluk olduğunu nereden biliyoruz? Bunun için iki metot uygulayacağız. E, bu boşluk boyutunu e, boyutunu nasıl e, bulacağız? İlk metodumuz şu. Buraya tıklayalım ve karşımıza alalım. İkisi e tıklıyorum. Solution diyelim. E, burada ilk olarak H seçiyorum. Ve burada e, kontrol ile e, buradaki silindirin e, çap e, profilini seçiyorum ve delik e, iç e, silindirik e, deliğin e, iç profilini seçtim. Bu iki e, seçim arasında seçtiğim kontroller arasında e, yukarıda e, selection information var bu butona tıklıyorum. Ve burada birinci seçtiğim kenar ve ikinci seçtiğim kenar arasındaki radyüsleri gösteriyor. Birinci radyüs 8.5 yani pistonun radyüsü 8.5 mm. İkinci değerde delik yarıçapı çapı 8.89. Bu durumda 0.39 milimetrelik bir boşluk olduğunu görüyoruz. Bunu kapatalım. İkinci olarak e, nereden bulabiliriz bu delik çapını e, delik e, iki piston ve vana deliği arasındaki boşluğu ona bakalım. kontakslara geliyorum e, connections e, sağ tıklayıp buradan e, contact tool diyorum yani e, temas aracı ve buradan e, contact tool'u sağ tıklayıp generate initial contact results diyorum yani başlangıç e, temas sonuçlarını oluştur. Burada bize boşluk oradaki piston ve van arasındaki boşluğu doğrudan gösterecek. Initial information diyorum. Ve burada boşluk değeri milimetre olarak 0,385 hatta 3851 0,3851 milimetre olduğunu görüyoruz. Yani 0.39 diyebiliriz. Burada ikinci durumda aynı sınır şartlarında, şartları altında kontak e, e, kısımlarına friction diyorum. Buradan offset vereceğiz. Yani oradaki boşluğun e, boyutunu 0,39 milimetreyi buraya giriyorum. Daha sonra sol sağ tıklayıp sol diyorum. E, ve modeli yeniden çözüyorum. Evet çözümü iterasyonlarla gerçekleştirdiği için e, çözüm süresi zaman alıyor. Evet burada e, deformasyon sonuçlarına bakalım. Evet bir herhangi bir e, ayrılma parçalar arasında bir ayrılma söz konusu yok. Söz konusu değil. E, burada e, 0,070 milimetrelik bir e, deformasyon olduğunu görüyoruz. Analizi şöyle şu şekilde simüle edebiliriz. True scale bu arada Abartılmış bir görüntü. Oluşturayım 79 kat abartılsın. Evet malzeme bu şekilde e, görünüyor. E, deformasyon e, miktarını yani abartılmış bir görüntüde e, deformasyonu bu şekilde. İki olan strese bakalım. Şunu true scale diyorum ya da bir animasyonla bakalım. Bunu true scale diyorum. Tekrar bakıyoruz. 185.33 maksimum deformasyon şurada maksimum deformasyon içeride olduğunu görüyorum şöyle bakabiliriz evet şu noktada bölgede maksimum deformasyon varmış ve bu deformasyon diyorum gerilme 185.33 megapascal. şöyle evet bakabiliriz evet bir de burada kontak detaylarına dönelim tekrar temasın korunup korunmadığını ee, tekrar bakalım. Contact Tool'u sağ tıklayıp Generate Initial Contact Nizası diyorum. Evet. Buraya Initial Information'a tıklıyoruz. Buradan e, boşluk milimetre mm olarak sıfır olarak görüyoruz. E, bu durumda e, temasın e, temas şartlarının e, korunduğunu e, görüyoruz. Evet burada e, kontak e, temas bölgesine piston ve valve e, deliği arasındaki e, temas bölgesine offset vererek e, oradaki boşluğu kapattık. E, boşluğu kapatmak için e, öncelikle e, boşluğun boyutunu öğrenmek için e, buradaki kontürleri seçip e, in selection information olarak e, baktık boşluk değerine iki çapı e, birbirle kıyaslayıp aradaki e, Farkı boşluk değeri olarak aldık. İkinci durumda kontak tool'u kullandık. Kontak tool'dan yine boşluk değerini ne kadarlık bir boşluk olduğunu gördük. Sınır yüzeyler arasında, arayüz arasında. Ve daha sonra analizimizi offset değerini vererek gerçekleştirdik. Evet bugünkü dersimiz bu kadar.